Sevgili Sami, hoş geldin. Nasılsın? Sevgili Mustafa Can, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şahaneyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün son yıllarda hayatımıza zorla giren ve yavaş yavaş kendine adapte eden ve niyeyse gündemimizde ayda bir, iki ayda bir de yer almayı becerebilen yeni bir canlıdan bahsedeceğiz, değil mi? Evet, bugün ondan bahsedeceğiz. Bir türlü gündemden düşmüyor. Evet. Kendi efsanelerini oluşturuyor. Kendisine ait efsaneleri var. Enteresan efsaneler. Evet. Balon balığı. Balon balığı. Abi kimdir bu balon balığı? Neyin nesidir? Abi bu balon balığı genellikle sıcak sularda, sıcak denizlerde yaşayan, ekvator civarında yaşayan, oraları tercih eden bir balık türü. Tetraodontidae familyasına bağlı. Yaklaşık dünya üzerinde 200 kadar türü olan bir balık. Sıcak denizleri, acı suları ve sıcak denizleri sever. Ha, akraba seviyesi de kalabalık yani. Kalabalıktır. Japonya'dan Amerika'ya, Haiti'ye kadar her yerde var. Bizim için önemi şu, aslında bu niye bu kadar gündeme geliyor? Bu tür canlılara biz istilacı canlılar diyoruz. Normalde bizim Akdeniz, Ege, Marmara bu canlının yaşadığı orijinal habitatlar değil. Özellikle işte Süveyş kanalının açılması, uluslararası gemi ticaretinin hızlanması gibi etkilerle Kızıldeniz'den Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Marmara'ya göç eden istilacı bir balık. Ha, bizim buralara kadar geldi diyorsun, İstanbul'a kadar. Tabii İstanbul'a kadar geldi buralara kadar. Artık kendi habitatını oluşturmaya başladı ama buradaki sıkıntı şu, istilacı balık, istilacı canlılarda özellikle. Yani daha önceki şeylerde de konuştuk, canlılarda bir beraber evrimleşme olgusu vardır. Şimdi Akdeniz'in, Ege'nin, Marmara'nın balığı olmadığı için, canlısı olmadığı için burada evrimleşmiş olan canlılarla habitatla çok uyumlu olmuyor. Mesela yapılan çalışmalara göre Akdeniz'e, Ege'ye ulaştıktan sonra, buralarda üremeye başladıktan sonra kalamar ve ahtapot sayısında ciddi azalmalar olduğu görülüyor. Hani birebir bağlayamıyoruz ama zamanlama tam uyuyor. Bu baskın geliyor. Bunun baskın olmasından kaynaklı öteki canlılar kendine yaşayacak alan bulamıyor. Alan bulamıyorlar. Ona karşı bir savunma mekanizmaları geliştirmemişler. Beraber yaşar, beraber evrimleşseler avcı balığa karşı, av olan balığın veya avcı canlıya karşı av olan canlının savunma mekanizmaları geliştirmesi gerekiyor. Bu tür insan yordamıyla kendi habitatı olmayan bölgeleri işgal eden tüm canlılar için balon balığı bunlardan bir tane örnek. Zamanında işte tatlı sulara farklı balıklar bırakıldı, ilerisi gerisi hesap edilmeden insani amaçlar için. Fakat sonradan gördük ki evrimleşmediği habitata gelen istilacı balık bütün habitatın şeklini bozuyor. Hiç ummadığımız, bilmediğimiz bir zarara yol açıyor. Yani tabii, ekoloji kendi içinde bir bütün olarak kabul etmek gerektiği hikayesi. Tabii ki. Yani bu da hani insanı da ekolojinin bir parçası sayarsak, yani sonuçta ekolojinin bir kaderi, insan denilen bir organizma bir yeryüzü şeklini bozuyor. Orayı bozduğu için başka bir canlı bir yerden bir yere gidiyor. Hani bu da ekolojinin bir parçası, insan faaliyeti. Ama ve de lakin bizimkiler öyle yüz binlerce yıl sürmüyor. Süveyş kanalının açılması 50 yıl mı sürdü, 60 yıl mı sürdü? O kadarcık bir sürede çok büyük değişikliklere sebep oluyoruz. Peki normal insani standart soruyu sorayım. Marmara'da denize giriyorken elimize ayağımıza dolaşacak mı balık? Önce onu sorayım. Balık yok, okunur mu yani? Yok, bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz derken biz Türk'üz, bir şey olmaz manasında değil. Hani çok fazla balıkçıların, olta balıkçılığının karşılaşmasının dışında çok fazla karşılaşacağımız bir canlı türü değil. Ekolojik sistem olarak bizi etkiliyor ama çok da popüler bir canlı. Yani sen de bilirsin işte Japonya'da Japon mutfağının çok önemli besinlerinden bir tanesi. O balığı pişirmek için özel ehliyet alınıyor. Özel yetkisi olmayan aşçılar pişiremiyorlar. Zehirli çünkü, değil mi? Zehirli çünkü. Zehirsiz olan türleri de var. Ama hani tropiklerden, subtropikten, tropiğin üst tarafı yani bizim Akdeniz bölgesinde bulunanlarda bu zehire rastlanıyor. Tetradoksin denilen bir zehir. TTX diye de geçiyor. Özel önlemler almak gerekiyor. Bizde zaten besin olarak tüketilmiyor. Öyle bir alışkanlığımız yok. Daha çok. Ama onu yemeyi de öğreneceğiz anladığım kadarıyla. Yani, şimdilik balıkçı pazarlarında süs olsun diye böyle kurutup tavana asıyorlar. Ama büyük ihtimalle öğreneceğiz. Oldukça da zehirli, enteresan etkileri olan zehri var. Efsanelere konu olur. Şimdi bu balon balığı
dedim ya, kendi habitatında yaşamıyor artık. Buraya adapte olmaya başladı. Balon balığı demelerinin sebebi, ani bir etki karşısında bir saldırıya uğradığı zaman çok hantal bir balıktır. Onun yüzmesini görsen dersin ki sonradan öğrenmiş. O kadar hantal bir balık. Ama savunma mekanizması olarak kendinden büyük avcılardan kaçarken bir anda şişiyor. Balon gibi şişiyor. Adı oradan geliyor. Kirpi balığı derler, balon balığı derler, dünya balığı derler. Birçok ismi var. Avcı bunu ağzına aldığında şişince yutamıyor. Boğuyor hayvanı orada. Köpek balıkları hariç. Köpek balığı affetmiyor. Çatır çatır götürüyor. Üzerinde dikenleri var. Dikenler batıyor. Aynı zamanda zehirli. Böyle bir korunma mekanizması var. İkinci korunma mekanizması biraz önce bahsettiğimiz zehri. Tetradoksin denilen zehir var vücudunda. Yani işin enteresan tarafı, balık kendi zehirini üretmiyor. Bu zehir balon balığının karaciğerinde yoğunluklu olarak bulunuyor. Orada tespit ediliyor. Ve karaciğerindeki bakteri faaliyetleri sonucu oluşan bir birikimden dolayı bu zehir ortaya çıkıyor. Yani balık bir başkasını zehirlemek, yılandaki gibi zehri bir sosyal fonksiyon olarak kullanmıyor. Avlanma ya da korunma için kullanmıyor. Balığın kendi orijinal yapısı zehirli. İşte içinde yaşayan bakteriler onun karaciğerini zehirli hale getiriyor. Japonya'daki fuga pişirirken o karaciğer ve dalağın oradan çok özenle alınması gerekiyor. Ustalık gerekiyor. O yüzden eğitim ve ehliyet veriyorlar. Yani yılanların kendi zehir bezleri vardır. Kendi zehirini kendisi üretir. Enteresan bir simbiyotik yaşam bu. Beraber evrimleşme diyoruz ya. Ortak çıkarlar için beraber yaşamın örneklerinden bir tanesi. Adamın vücudundaki bakterilerin ürettiği tetradoksin birikim yapıyor. Kendisine hiçbir şey yapmıyor. Yavrularına, yumurtasına bir şey yapmıyor. Ama o balığı yiyen zehirleniyor. Avcılardan korunma yöntemlerinden bir tanesi. Peki zehrin etkisi ne? Ne yapıyor zehir? Nörotoksik bir zehir. Şimdi ilginç ve eğlenceli tarafı o. Yani sinir sistemini zehirleyen bir nörotoksik zehir. Genellikle avının, yani o zehre maruz kalan canlının, bu insan da olabilir, sinir sistemini felç ediyor. Hareket edemez hale geliyorsun. Ama enteresan olan nokta şu, bir insan bu zehre maruz kaldığı zaman bilinci kapanmıyor. Yani zehirlenmeden dolayı komaya girinceye kadar kesinlikle hareket edemiyor, hiçbir yerini kıpırdatamıyor, hayati fonksiyonları çok yavaşlıyor, kalp atışı, nabzı duyulmaz hale geliyor ama bilinci açık. Böyle enteresan. Peki, öldürücü bir var. Müdahale edilmezse, yüksek dozda alırsa öldürücü tabii. Ama burada çok benim hoşuma giden bir hikaye var. Bizim Hollywood'un ve güncel sinema, film sektörünün bize sürekli pompaladığı bir şey var. Hepimiz de çok seviyoruz zombileri. Hatta Açık Beyin web sitesinde zombilerin fizyolojisiyle ilgili yazımız bile var. O kadar hoşlanıyoruz. Köken olarak Haiti'deki vudu büyücülerinin kendi tebaasını etkilemek için yaptığı şovlarda kullanılan bir zehirdir tetradoksin. Bu zehir uygun miktarda, şu anda bilmiyoruz onu, onların kadim kültüründe var. Uygun miktarda bir insana uygulandığı zaman, verildiği zaman tamamen ölüymüş gibi gözüküyor. Ama bilinci açık. Yapılan ritüel sonrasında, bu işte bir gün sonra, 16 saat, 17 saat sonra zehrin etkisi geçmeye başlayınca kişi gömüldüyse eli topraktan dışarı bir çıkıyor. Kendisi çıkıyor, sersemlemiş, kaslarını hareket ettiremiyor. Yavaş yavaş yürüyor ve şaman veya işte vudu büyücüsü ölen kişiyi zombiye çevirmiş oluyor. Büyük bir ceza. Haiti taraflarında çok kullanılan ve muhtemelen de Hollywood sinemasının esinlendiği, zombileri esinlendiği yer orası. Balon balığı bizim popüler kültürümüze büyük etkisi var. Ekolojimize yok ama. Bu ekolojik gelişim geriye döndürülemiyor değil mi sahibim? Yok. Kendine yeni bir denge oluşturması gerekiyor. Geriye dönüş diye bir şey söz konusu değil. Biz Homo sapiens olarak, insan medeniyeti olarak en çok korkmamız gereken şey yeni oluşturulan, yani bütün dünyanın, bütün ekolojinin yeni oluşturduğu dengede yer alıp alamayacağımızı bilmiyoruz. Bütün paniğim oradan. Yani dünya insanlı veya insansız bir denge kuruyor. Ama kurduğu yeni dengede insanın var olup olmayacağına biz karar veremiyoruz. İşte örnek küresel ısınma, örnek işgalci türler, örnek gen transferi, GDO'lu bitkiler, GDO'lu hayvanlar. Çok fazla kurcalıyoruz. Dünya, yani ekoloji açısından baktığında o kendine yeni denge buluyor. Hamam böceklerinde konuşmuştuk ya, uzunluğu 10 kilometre olan bir göktaşı geliyor, çarpıyor, canlılığın %96'sını ortadan kaldırıyor. Ama birkaç milyon yıl içinde, birkaç 10 milyon yıl içinde tekrar yeni bir sistem kuruyor. Ama kurduğu yeni sistemde dinozorlara yer yok. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Hesaplayamıyoruz bunları.
bu oluşturduğumuz değişimlerin 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bize nasıl geri döneceğini, balıkçılığı, turizmi, biçimi nasıl etkileyeceğini güzel zaman içerisinde hesaplayabiliyoruz. Yani doğa dediğim gibi kendi hesabını, kendi dengesini yapıyor ama o yeni dengenin içinde insanın olup olmayacağı doğanın çok umurunda değil. O yüzden biz kendi hayatımızı korumalıyız. Kendi Homo sapiens varlığını korumalıyız. Bunu korumanın tek yolu da doğayı korumak. Doğayı korumak için yola çıkmak ayrı bir zevk. Ona da varım. Ama şu temel mantığı unutmamamız gerekiyor. Yapacağımız her şeyi insan varlığını korumak için yaparsak otomatikman da doğayı korumanın mekanizmalarını öğrenmiş, içselleştirmiş oluruz. Balon balıklarına geri dönersek, oradan bir şey daha sorayım. Nasıl ürüyorlar, ne yapıyorlar mesela? Yani sosyal yaşantıları nedir? Akrabalık bağı var mı? Yok, bunlar tekil yaşayan arkadaşlar. Dediğim gibi çok hantal yüzücülerdir. Saklanmaya falan çok ihtiyaç görmezler. Çünkü beraber evrimleştikleri canlılar onun balon balığı olduğunu öğrenirler. Avcısından kaçmaya çalışır ama diğer balıklar çok fazla bulaşmazlar. Mesela yumurtadan çıkan balon balıkları avcının midesinde de açılabiliyor. Mesela köpek balığı geldi bunu yedi. Tetradoksini de saldı. Köpek balığı zaten etkilenmiyor bundan çoğunlukla. Ama o balon balığı yumurtalarını bıraktıysa, larvaları şeyleri varsa, yavruları varsa mesela yavrular da etkilenmiyor. Köpek balığının içinden çıkıp, ağzından veya anüsünden çıkıp normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani üremekte, hayatta kalmakta da ısrarlı canlılar. Soliter dediğimiz yani tek başına yaşıyorlar. Genellikle orta derinlikteki suların diplerine yatarlar. Bir de enteresan bir özelliği vardır. Bizde yok ama tropiklerde akrabaları, yakın akrabaları, kuzenleri var. Mesela denizaltı canlılığının bukalemunları gibidir onlar. Değiştirebilirler, bulundukları ortamın desenini alırlar, kamuflaj yaparlar. Üçüncü savunma mekanizması da orada devreye giriyor. Oldukça yeteneklidir. Yani bazı ülkelerde hatta bu yabancı işgalci tür olarak kabul edilen ülkelerde başına ödül konmuştur. Yani avlayan avcıya ödül veriyorlar. Biz de verdik galiba. Bizde de öyle bir şey oldu da Kuyruk sayısına göre bir ödül verme falan hikayesi oldu galiba. Ama çok ilgilenildi mi, şey oldu mu bilmiyorum. Sen yedin mi balon balığı? Yok, yemedim. Ben birçok şey yemişliğim var da balon balığı fırsat olmadı. Galiba onlarla en iyi yiyerek baş edebileceğiz. Yenebilir türe dönüştürürsek baş etmesi kolaylaşır. Yani lezzetli olduğu kabul edilirse, bir de o Japonya'daki gibi ehliyet dağıtılması liyakatli yapılırsa bizim elimizden kurtulmaz. Yiyerek bitiririz yani. Bizden daha katlar bir düşman türü yok. Yani avcı türü yok. Avcı türü yok. Ama şey güzel yani süs eşyası olarak birçok yerde görüyorum. Onu kurutuyorlar. İçini temizledikten sonra şişmiş haliyle bir de ip bağlıyorlar. Böyle içine lamba falan takıyorlar. Enteresan bir vahşiliğimiz var yani. Bir uzaylı gelip görse bizim yaptıklarımızı canlılığından utanabilir, emin değilim.